Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir soy şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Avukat Pınar Sönmez'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Pınar Sönmez, avukat, yazar. Daha önemlisi sanat hukuku uzmanı diyeyim. <laughs> Uygun mudur? Diyebiliriz, hukukçu diyoruz. Evet. Hukukçu diyoruz, <laughs> tamam. Ama sanat hukukunda... Elbette, ihtisasınız var. İhtisasınız var. Ee, Pınar Hanım aynı zamanda bir edebiyatçı. Evet. Bir e, öykü kitabı da var. Uyku Kaçsa rüya Kalsa adında. <laughs> Onun belki de edebiyatçı kişiliği evet. sanat hukukuna daha fazla yönlendirdi Teşekkür ederim. Kendisini. Ee, bizim bugünkü e, Soyluşehir Ekonomisi'nin bugünkü konusunu ilgilendiren bir kitabı 2019'da yayınlanmış hı hı. çok eski değil yeni bir kitap Tabii. Aşk e, Yaratıcılık ve Yasa adını taşıyor Evet Aslında sanat hukukuyla ilgili bir kitap bu Zaten e, altta da sanat hukuku başkanlı başlığı da başkanlı. başlığı da var ama bir hukuk kitabı gibi sıkıcı değil. Evet. Evet, <laughs> öykülerle, hikayelerle böyle zenginleştirilmiş. Dili de çok hoş. E, Doğrusunu istersen Teşekkür gerçekten de. güzel. Zaten kitabın adı da Aşk, Yaratıcılık ve Yasa. Tabii. Yani sanat hukuku diyebilirdin ama böyle bir yaratıcılık da... Özellikle. Doğru. Özellikle evet. yapmışsınız. Evet. Şimdi efendim... Biz soyut şeyler ekonomisi diyoruz yıllardır. Tabii. Tabii soyut şeyler ekonomisinin soyutları <laughs> aslında hukuken de korunmaya muhtaç alanlar. Kesinlikle. Bunun evet. içinde elbette sanat da var. <laughs> evet. E, müzik var. Ee, sinema, film e, gibi e, eserler var. Doğru. Ama ee, tasarım var, marka var. var, evet efendim, <laughs> Doğru. mimarlık dahi var, mimari var, evet, onu da konuşacağız mimariyi de, ee, intangible things, bunların e, yabancılar da bu konu üzerinde <laughs> çalışıyorlar, sadece ben çalışmıyorum, Tabii. Ee, ticari sırlardan tutun da Tabii. bilgiye, ondan sonra software. E, unsurlarına e, normlara efendim medyaya Tabii. hatta kültüre kesinlikle e, hatta e, parayı bile soyut şeyler içine dahil etmiş bir arkadaş e, bir tarafından baktığında e, öyledir yani sonuç itibariyle elbette mimari biz e, soyut şeyler adına ya da soyut şeyler olarak üretilen ee, birçok şeyi koruma altına alabilmemiz lazım ki e, bunları insanlar daha da zenginleştirsinler. Ve alanlar ilerleyebilsinler. Ve ilerlesinler, evet. Ee, öyle değil mi? Şimdi bizim konuyla ilgili fikir ve sanat eserleri bir kanunu var. Tabii. Çok da eski bir kanun değil bu. Yılı Doğru. 1951'de yürürlüğe giriyor, 50'de hazırlanıyor, 51'de yürürlüğe giriyor. Peki nasıl oraya kadar gelmiş? Ona evet. da değinelim. Aha. Öncelikle bu tür konular ihtiyaçlarla ortaya çıkacak. İhtiyaçların akabinde ne göreceğiz? Haklar ve sorumluluklar kısmını. E bütün dünya böyle bir uyanış yaşıyor 1900'lerin başında. Evet. Böyle olunca nereye kadar gidecek insanlar? Uluslararası sözleşmeler. Uluslararası sözleşmelerin anlam ifade edebilmesi kendi ülkelerinde imzalayan ülkelerde ancak yasalaşarak akabinin de uygulaması evet. uygulamasıyla mümkün. Uyum sağlayabilmek için örnek Bern Sözleşmesi, uluslararası sözleşmelerden bakıyorlar fikri haklara artık uyum sürecine girildi. Artık telif hakları söz konusu, fikri mülkiyet, e, hakları söz konusu bunun üzerinden bir kanun düzenlemesi icap eder deniyor. Ve bizim 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun oluşumu bu şekilde gerçekleşti. 1951'de. Evet. Evet. E, son güncellemesi herhalde bir 10 yıl falan oldu. Oldu mu? ama bununla birlikte aslında, evet. aslında sadece yasa bazında değil arkasından yardımcı kaynaklarımız var. Esas kaynaklarımız var. Nedir? Ne Yönetmelikler var? olacak. Tüzükler olacak. Dolayısıyla bu yönetmeliklerin işlemesi, yeni uluslararası sözleşmeleri, intibak ve belki de en önemlisi diyelim mi, Yargıtay'ın emsal kararları. Yargıtay'ın emsal kararları e, uygulamayı biçimlendirecek. E şunu da söyleyebiliriz, sadece emsal karar mıdır? Günlük hayatı, akışı olan hayatı yorumlayan. Hayır, bizzat sizlerin, herkesin içinde bulunduğu ticaret Kültür, sanat, bütün kurumların işbirliği neticesinde çıkan eserler evet. uygulamaya yön veriyor. Toplantılarınız bile bir kaynaktır. Peki kanunun ruhunu oluşturan bir konu var ki ben bunu Hı. çok önemsiyorum. Türk kültür ve sanatının dünyaya açılması Kesinlikle. ereği. Çok yani, güzel bir nokta. Evet. Çünkü biraz bunun üzerinde kanunun gereğini söylediniz. Eğer bir kanunun Amacına bakacaksak, nasıl ilerleyecek oraya bakacaksak, zaten ilk önce gerekçelendirmemiz icap eder. Hı hı. Ee, gerçi, normal bir mahkeme kararı için de bu geçerli. Gerekçesine bakmak, doğru gerekçelendirebiliyor musunuz? Fikir sanat eserleri kanunun gerekçesi de e, Türkiye kültür sanatını buradaki ilerlemeyi, bütün dünyada sağlayabilmek için işin çekirdeğindeki hakları koruyabilmeyi gözetiyor. Gerekçesinde de bu var. E, bu evet. gerekçeden neredeyse her dilekçemde de bahsederim aynı şekilde. Anayasada da e, hakkın e, mutlaka bir iz düşümü var. Bütün hakları anayasadan alarak ilerletiyorsunuz ihtisas kanunlarında, özel kanunlarda. Burada da aynı şekilde bu kanundan faydalanıyoruz. Bununla birlikte günlük hayat ve yargıtay evet, kararları evet. önemli. Şu tanımlara girelim mi? E, fikir ve sanat eserleri diyoruz. Tabii fikir eseri nedir, sanat eseri nedir? Asıl şöyle diyebiliriz, çok güzel bir bizim yasamıza bakalım. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda eserin tanımını yapacak. Dolayısıyla buradan ayırmıyor, nereden ayırıyor? Ben diyor eser üzerinden tanımlamamı yapacağım. Peki eser dediğinizde neyi anlamalısınız? Öncelikle bir fikri çaba ürünü olmalı. Fikri çaba ürünü olan husus, ürün dışarıda Somut bir şekilde var. Artık gerçekleşmiş. Evet. Meydana geldiği andan itibaren eser sahibinin hakları oluştu. Bununla birlikte eser türlerini saymış. O türlerden birine giriyor mu acaba ürününüz? Buna evet. bakıyorsunuz. Ve esas geldiği mevzuda herkes bu türlerin içinde bir ürün üretebilir diyor. Hayır, asıl oradaki önemli mevzu eser sahibinin hususiyetini içeriyor mu? Sizin hususiyetinizi içerip içermemesi mevzusu onun eser olarak eser tanımlanmasını olup olmadığını belirliyor. belirliyor. Hususiyet. Evet. evet. Kanunda yazılı şartlardan birinin geçer kanunda yazılı eser ha. türlerinden birinin varlığı artı sizin hususiyetiniz onu kanun önünde koruyan onu bir eser olarak hukuki korumasını sağlayan mesele. Peki. Ee, bu hususiyet yansımış mı yansımamış mı sanat evet. eser, fikir ve sanat eserine Aynen. bunu hukuk ayır nasıl ayırt edebiliyor edebiliyor mu Daha doğrusu ayırt etmek için ne yapabilir gidiyor bilir kişiye Öncelikle güzel bir dilekçenizi yazdınız Hı -hı. arkasından bilir kişi raporuna gitti bilir kişi bunu bütün kurallarıyla birlikte inceledi ve arkasından baktı Evet bu eser eser sahibinin kendine özgü bir orijinaliteyi, içeriyor dedi. Bu eser sırf o ressam yaptığı için kıymetli bir eser, başka bir eser dedi. Ve bununla birlikte bu eserin hukuki koruması neticesinde eğer ihlal edilmiş bir hak varsa o ihlal edilmiş hakla ilgili tazminat olabilir. O hakkın kullanımın durdurulması olabilir başkalarının kullanması açısından böyle bir yöne, yöne gidildi. Evet şimdi... E bir küçük ayrıntıya geçelim. Oradan da e, sanat Tabii. eserleri dışındaki telif gerektiren Tabii. onlara gireriz. Şimdi bir ressam tuvale res, resmini Hı -hı. yapıyor. Sonra bu bir şekilde tedavüle çıkıyor. Yani alım satım konusu olabiliyor. E, sat da eseri Hı -hı. E, bir alıcıya. O eser artık alıcının mıdır? Kullanım hakkı alıcınındır diye geçiyor. Evet. Bunun Sadece en temiz ifadesi bu diyebilirim. Kullanım hakkı şu mu demek? Duvara tabloyu astım. Evet. Ee, benim e, sınırlarım içinde, benim Hı. evimde, benim iş Tabii. Yerimde, değil mi? Tabii. Ee, Mali hakları artık size devretmiş durumdadır. Onun evet. açılımı bu diyebiliriz. Mali hakları artık alıcının. Manevi haklarsa hala eser sahibinde kaldığını varsayabiliriz. Çünkü evet. bazı sözleşmelerde özellikle dikkatinizi çekecektir bazı durumlarda. mali hak, manevi hakkın da devri denir. Burada bir tartışma söz konusu. Manevi hakların e düşünün eserin adının belirtilmesi hakkı hmm. gibi resimde olduğu gibi başka her alanda geçerli. Tabii adım her belirtilmesi geçerli. hakkı. Ben örneği resimden var. verdim. Evet. Çok da güzel ve adım belirtilmesi hakkı e, çok güzel örnek verdiniz ressamla ilgili. Çünkü eserin aslına varma hakkı var. Yeri geldiğinde ressam acaba şunu diyebilir mi? Benim retrospektif sergim var, almak istiyorum. Uygun mudur? Bununla ilgili de yargıtayın kararı. Geçici etti. olarak. Geçici olarak evet. almak istiyorum. Sergide yer alacak. Mümkün müdür? Bunu makul şartlarda tabii uygundur olarak, hakkınızdır olarak görüyor. Hem kanun öyle görüyor hem de yargıtay kararları öyle görüyor. Hmm. Belli bir sergi için önceden söylediniz. Burada güzel bir kritere geldik aslında. Makul şartlarda olup olmama. Hem hakkaniyet hem de makul şartlar dediğimiz bu soyut kavramlar aslında somuta giden yoldaki en önemli mesele. Evet. Çünkü tabloya, resme baktığınızda onu zaten göreceksiniz. Pınar Hanım, zamanı iyi değerlendirmek için atlaya atlaya gideceğim. Dilediğiniz gibi. Mimari tasarım Tabii. eser midir? Burada da aynı kriter geçerli. Kanunumuzda var mı? Evet yazıyor. Yazıyor. Kanunda eser türleri arasında tasarım hatta kreke hatta harita bile yazıyor. Bütün bunların da mimarlıkla ilgili olarak da mimari tasarımlara değiniyor, evet. projelere değiniyor. Ee, koruma söz konusu olur. Ama bu korumayı sadece yasaya değil aslına bakarsanız sözleşmelere de bağlarsanız daha da kuvvetlendirmiş olacaksınız. Ama yasa koruyor yasa korur. Hukuki koruma altında diyebiliriz. Peki şimdi başka bir konuya girelim. Bu bir resim içinde geçerli. Tabii. Bir mimari eser içinde geçerli. Hı -hı. Eserin bütünlüğünün Hı -hı. korunma mecburiyeti. Tabii. Öyle değil mi? Eserin bütünlüğüne varma hakkı da manevi haklar içinde yer alıyor. Evet. Hı -hı. Biz de Resim konusunda pek bir şey söyleyemeyiz. Öyle bir eserin bütünlüğüne dokunma e, cesareti gösterecek kimse olmaz. Gerek de duymaz buna. Ama mimari eserde de çok ya. sık karşımıza çok, çıkan çok bir şey. Doğru. Peki bununla ilgili davalar oluyor mu? Benim mesela eserin bütünlüğünü bozdunuz diyen mimar çıktı mı hiç? Çıkabilir önümde bununla ilgili herhangi bir dava yok ama bununla ilgili konuşmalarımız çok oldu. Çünkü bu konuda çok sıkıntı yaşandığını biliyorum. Evet. Projelerle ilgili de bu sıkıntı yaşanıyor. Bakın tasarım için gönderdiniz, proje yapılmadı. Peki ondan sonra o proje başka yerde kullanılırsa işte orada tazminat davalarıyla karşılaşıyoruz. Başka bir yerde. Tabii başka Başka bir lokasyonda aynı mimari tasarım Başka bir şekilde Gel, İstanbul'da kullanılabiliyor. yapıldı. Bu sefer de aynısını İzmir'de Tabii, yapıyor. Tabii orada peki sizin sözleşmenizde bu yazıyor mu? Bunu aynı şekilde başka yerde kullanabilir diyor musunuz? Her olay, her dosya kendi içinde başka şartlara sahip. Bu nedenle biz çok dikkatli davranırız. Genel kuralı söylerken mutlaka gelen dosya bazında farklı veriler olacaktır. Her dosya kendi içinde ayrıca incelenecek. Ama nedir? Genel kuralımız evet mimari projeler ve tasarımlarda fikir sanat eserleri kanunu gereğince korunmalıdır. Bununla birlikte, sözleşmelerle birlikte bunu desteklerseniz sizin için. avantajınız evet. olacaktır. Daha çok güzel anlatıyorsunuz. E, tam Teşekkür bir hukuk danışmanlığı şeyi oldu. Sağ olun, Ders sağ oldu olun. Bu, bu Burada herhalde bir de bunu söylememiz gerekir. Yön yani ilkelerle belirleniyor. Sizin ilkeleriniz evet. içinde olumlu olmak, yapıcı olmak, evet. e, mutlaka faydalı verilere ulaşıyor olmak ve belki de en önemlisi bence doğru muhakemeyi paylaşabiliyor olmak en güzel kısım. Peki, sanat eserleriyle ilgili bunları konuştuk. Bir de e, ticari hayatımızı, ekonomiyi Tabii. yakından ilgilendiren Mutlaka. yine soyut şeyler var. Tabii. Bunların başında marka geliyor. Tabii. Marka e, hukuku. Tabii. E, bu e, fikir ve sanat eserleri kanunu bağlantılıdır. bağlantılı. Tabii, şöyle Ama başka koruyan yasalar da var herhalde. Kesinlikle, şöyle düşünebiliriz. Buyur. Bir dava geldiğinde ya da öncesinde biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim ben öncesinde koruyabilmek en güzeli. Henüz ihtilaf olmadan daha önce bu konu, bu proje, bu husus acaba hangi alanları ilgilendirir diyerek yola çıkarsanız siz kazanırsınız. Nedir burada? Marka hususu var mı? Evet. Demek ki marka ile ilgili de bir yaklaşımınız olmak durumunda. Fikir sanat eserleri kanunu ile ilgili var mı? Evet burayı da bir düzenlememiz gerekiyor. Buradaki meseleleri de demeniz icap eder. Ticaret kanunu her zaman faydalandığımız bir durumda, medeni kanun hepsinin temeli, borçlar kanunu bunun içinde ve bununla birlikte yeni gelen bütün yönetmelikler, uluslararası sözleşmelere de bakmanız icap eder. Söylediğiniz mark hukuku şu açıdan çok değerli. Aynı zamanda tasarım konuları her şeyi çok fazla ilgilendirmiyor mu? Bütün durumları bilgisayar ne olsun. Yapay zeka ile ilgili mevzuda da tasarım söz konusu. Know-how, know, -how, know -how da tasarım söz konusu. Giderek hayatlarınızın tasarımından bahsetmiyor muyuz? Giderek ülke yönetiminin tasarımından bahsediyoruz. Tasarım her yerde var. Bu nedenle kendi önünüzdeki davaya ya da öncelediğiniz meseleye baktığınızda neleri korumanız gerektiğini saptamalısınız. Tamam, sizin hayatınızı takip eden biri hakkında dava açabilirsiniz. <laughs> Güzel. Bunun şakası olsun, şimdi e, tabii biz marka deyince aslında bugün itibariyle baktığımızda sözlüklerde de hala öyle yanlış bir tanımlama yapıyoruz Hı -hı. marka dediğimizde logoyu basılan damgayı yani aslında markayla Hı -hı. marka gösterenleriyle Hı -hı. marka gösterileni arasındaki ilişkide gösteren tarafını hemen aklımıza, Hı -hı. aklımıza geçiriyoruz Marka adı hı hı. ve marka logosu, yani hı hı. isim ve şekilli tescil ediyoruz, koruyoruz. Güzel, evet doğru. Değil mi? Şöyle. Aslında markanın tanımı çok genişledi bugün. Çok. Yani sadece… Getirdiği fayda da aynı şekilde. Aynı, aynı şekilde, doğru. evet. Ee, bu genişlik içinde tabii ki hı hı. marka e, ürünlerine ya da hizmetlerine özgün bir takım katkılarda bulunduğunda… Hı hı. Onların da koruma altında koruma altına alınabilmesi lazım ki bir haksız rekabet durumu oluşmasın ya da oradaki ortaya çıkarılan inovasyonun, fikrin değeri korunabilsin. Tabii burada şu da… Şunu... bir kırmızı tabanlı ayakkabı konusu evet, var. Kitapta evet. da şey yapmışsınız, onu bize anlatırsanız iyi olur. Marka adı veremiyoruz, onun için Tabii, kırmızı tabanlı vereyim. ayakkabı. Kırmızı verir. tabanlı evet. ayakkabı orada da ama marka ile ilgili tek bir marka türünden bahsetmiyor. Ee, Avrupa'da da mahkeme evet. burada diyor ki başka e... Ölemsediğimiz kısım burada bir pozisyon markasından bahsediyor hı hı. ve evet bunu korumamız gerekir diyor. Ama hukukta çok ilginç bir şey var. Evet nihai kararlar söz konusu olur ama o kararlar da akabininde yeni gelen bir meseleyle birlikte o kararlar da değişir. Tabii. O yüzden burada bir mevzuda karar verdiğimizde diğerinde e, yepyeni bir karara sebep olabiliyoruz. Şimdi kırmızı tabanlı ayakkabı davaları sonuçlandı mı? Sonuçlandı. Nihai karar orada e, söyleyemiyoruz tabii ismini. E, korunur pozisyonunda diyor. Asıl e, bunu icat edene yazdı bu. Yani, yazdı, değil mi? evet yazdı. Anladım. Aynı şey gibi düşünelim. Yves Klein'in Klein vardır bir çivit mavisi, kendi mavi rengi. Orada da aynı şekilde artık onun adıyla anılır. Hı. Adıyla anılacaktır tabii diyor. Ama bütün markanın korumasını tek bir konuya vermiyor. Bununla ilgili olarak anılmasıyla ilgili başka bir mevzu söylüyor. Küçük bir kısmı. Senindir'e getiriyor. Sadece bu kırmızı tabanı sen koruyabilirsin. Evet ama bunu tamamen sahiplenmen bir yere kadardır. Bütün marka hakkını bunun üzerinde, senin üzerinde tutmuyorum diyor. Hmm. Birisi mavi tabanlı ayakkabıyı yaparsa… Yaparsa ismen, işler değişir. Hüsmen evet, kopyalamış olur ama renkten dolayı renk hakkında dolayı. Tabii, kopyalama dediğinizde zaten orada en çok sahtecilik ve tasarımla ilgili olarak intihale evet. de geçiyoruz öyle evet. dediğinizde. İntihal de, ayrı bir konu tabii. O da bambaşka bir konu evet. ama hepsinin birbiriyle bir bağıntısı var. Evet. Şimdi kırmızı tabanlı ayakkabı o markada kaldı. Başka Aldı. birisi kırmızı tabanlı ayakkabı yapamaz anlamına mı geliyor bu şimdi? Evet öyle geliyor. O evet. anlama geliyor tabii. Evet. Türkiye'de de bile yaptık biz kırmızı tabanları. Yapılıyor ama şöyle olacak, öyle bir durumda yine şartlara bakılacak. Hı. Bu dava, bunu karşılıyorum çünkü o da şunu diyebilir yeni gelen kişi, hayır ben de şuraya siyah bir çizgi koydum diyebilir. Yani o, bu nedenle genel olarak bir kuralımız var. Evet markalaştırdığınızda, tescil aldığınızda bunun da aşamaları söz konusu. Tescile de itiraz var. İlk anda tescil ettirdiniz, tescili itiraza uğradı. Orada dava da devam edebilir. Daha sonrasında tescilin arkasından da iki sene geçti yine davaya konu olabilir. Burada önemli olan Hukuk sizin… bir konu hocam. Ama sizin hususiyetinizi korumanız önemli. Evet. Söyleyemiyoruz tabii. Ee, önemli olan bu markanın evet. bu benimdir dedikten sonra bunu gerçekten savunabiliyor olması. Savunulabiliyor evet. mu? Evet, savunulabiliyor. Evet. Şimdi sanat eserleriyle ilgili evet. özgünlükten söz ediyoruz. Evet. Ee, bu tür markalarla ilgili olarak ise ayırt edicilikten söz Tabii. ediyoruz. Öyle değil mi? Tabii. Ayırt edici olması önemli. Evet. Önce kullanmak bazen önemli olabiliyor evet. mutlaka. Ama ayırt edici nitelikte de zaten o hususiyet mevzusunu anlıyoruz. Anlıyoruz, evet. Şimdi bu Osmanlı'da 1888'de alameti nizamnamesi e, bu topraklar gidiyor. ilk oraya kadar i̇lk gidiyor, oraya kadar, doğru. 1880, doğru. fena da bir geçmiş yok yani. Tabii Marka tabii, tabii. aslında, tabii. değil mi? Evet. E, fakat tabii, her zaman ticaret yapılan topraklar oldu. Bu nedenle evet. ticaret her zaman gelişmişti. Ama şöyle bir şey var baktığınızda bu 1888 tarihli, <laughs> yani ilk nüsalarına baktığınızda alameti Farika nizamnamesinin <laughs> genelde yabancı markalar. Tabii. Şey, daha Çünkü henüz, genelde ticaret de onların elinde böyle hem oldu. onların elinde hem biz de daha henüz farkındalık yeteri kadar farkındalık. Orada çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Farkındalık her şeyin temeli. Evet. Bütün bu alanda da bizim de burada konuştuğumuz meselede Tabii, de bilinç muhakkak. ve farkındalık mevzusu muhakkak. hepsi. Evet. Yani e, hukuk bizim haklarımızı koruyor ama e, bu konuyla ilgili bir bilincin oluşması ve yaygınlaşması çok. toplumda bu çok önemli bir Çok şey. önemli. Hatta kitapta da şöyle bir şey diyorum. Başka sohbetlerimizde de dikkatini çekmişti arkadaşların. Fikir beyan edilmese de orada var. Yok. Hak beyan edilmese de orada var. Ama siz onu beyan ederseniz o zaman siz karşı tarafa hayır ben bununla ilgili olarak ileri süreceğim bu hakkı. Haberin olsun demiş oluyorsunuz. Evet. Bu hem kendili açınızdan bir farkındalığı dile getirmek hem de karşı tarafa bu işi düzgün yapalım demek. Şu register işareti de bir beyan anlamına geliyor. Aslında. Beyan anlamına geliyor. Evet, bu tabii. korunmalıdır anlamına geliyor. Tabii en sonuç itibariyle. Şimdi e, tabii e, bu bilinç sadece hakların korunması e, anlamına gelmiyor. Böyle bir bilincin oluşması kültür endüstrisinin zenginleşmesi anlamına da geliyor. Tabii. Yani aslında Tabii. bir kültür sanat ekosisteminin oluşabilmesi de Tabii. hakların güvence altında olduğuna dair inancın ve bilincin aslında yaygınlaşması. Tabii. Değil Hakkım korunuyor dediğinizde evet. orada üretiminiz ve yaratıcılığınız gelişecektir mesela. Evet. Daha ötesi bunun… Yani üretilen soyut şeyleri, hı hı. ister sanat olsun, hı hı. ister inovasyon olsun, Tabii. ister tasarım olsun, yapay zeka olsun. Evet, soyut şeylerin e, bir mülkiyet hakkının e, yani korunması gereken bir hakkı hı hı. içerdiğinin bilinmesi. Tabii. Yani bu evin ya da bu arabanın sahibi benim. <laughs> İnsanlar somut şeyleri kolay sahipleniyorlar. Evet. Arsanın tapusu var, evin tapusu Doğru. var, arabanın ruhsatı var her neyse. Ama e, işte sonuçta markaları falan da evet. belgelendiriyoruz biz ama. E, bu konu e, henüz yeterince bilinç düzeyine ulaşmış olmadığı için hı hı. E, belki ileride bu kült hukuk konusu Doğru. sizin çabalarınız... Doğru. Doğru. Bu bilincin yaygınlaşması, gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda da önemli adımlar olacak. Aslında. Doğru, çünkü ihtilaflar oldukça hukuk gelişiyor. İhtilaflar yaşandığında da bunun çözümü zaman maliyettir. Dolayısıyla o maliyeti karşılamaktansa bütün konuları, sorunları önceden ne kadar önleyebiliriz sorunların oluşumunu önemli olan bu. Ben sorunu daha önce nasıl kesebilirim? Hukuki korumayı nasıl sağlayabilirim? Bunun üzerinden bir bilinç oluşursa o zaman ihtilaflara kadar gitmeden sağlanacak bütün bunlar. Çok güzel konuşuyorsunuz. Programımız iyi gidiyor ama bir reklam arası vereceğiz. <laughs> Tabii ki. Sağ olun. Kısa süre sonra buradayız. Sevgili seyirciler. Sanat hukukcusu ve yazar Pınar Çönmez ile sohbetimize devam ediyoruz. Pınar Hanım avukat olarak aynı zamanda müzelere, sanatçılara, müzayede evlerine, herhalde ressamlara, koleksiyonlara, tasarımcılara danışmanlık veriyor. Ulusal evet. ve uluslararası platformlarda da katkıda bulunuyor. Evet. Hukuk danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda görüşlerinden bizi mahrum etmiyor. <laughs> Çeşitli e, web sitelerinde tabii, ve politik hakemli dergilerde, politik yolda yazıyorsunuz. Hı -hı. Bir tane daha vardı. Yani Yetkin Report'ta yazıyorsunuz. Yazıyorum. Zaman zaman periyodik olmasa evet. da ihtiyaç oldukça, tabii, ihtiyaç tabii. hissettikçe yazıyorsunuz. Evet. Ee, bir de hakemli dergilerde yazıyorsunuz. yayınlıyorum hakemli Yaz dergi evet, oldu. Ben müsaade ederseniz bu tabii. konu başlıklarını... Atlıya atlıya da olsa aktarmak istiyorum kitabın içeriğini verirken aynı zamanda totalde Tabii. şeyi de konsepti de bir de çok güzel bir bakış açısı neden çünkü özellikle okur dostu olsun istemiştim kitap başlık evet. başlık olduğunda rahat çok yiyebileceğiniz çok iyi Hukuk zaten o kadar kapsamlı bir mevzu çok biz güzel. özetine inerek ama gerçek bilgiyi bu önemli gerçek bilgiyi doğru muhakemeyle vererek ilerleyeceğiz. Bir de takdim teyitlerle okuyabiliyorsunuz. Ee, kısa kısa başlık çok olduğu için bölümler kısa kısa. Bir orayı bir burayı ben çok Güzel. rahat okudum Memnun yani. söyleyeyim diyeyim. Sağ olun. Başlıklardan birisi mesela yaratıcılık ve hakkaniyet. Evet. Ee, manevi haklar, ruhun gerçekleri manevi haklar. Yasal koruma konusu olan eser nedir? Nedir? Ne, değildir? ne eser değildir? Evet. Evet. Görsel sanatlar açısından ki Bizi çok ilgilendiriyor bu konu. Sözleşmeler evet. ve önleyici hukukun kıymeti. Ee, isterseniz bu konuda da bir tümle edelim. Şüpheler. Önleyici Tabii. hukuk. Önleyici hukuk önemli çünkü zaman en büyük maliyet. Madem zaman en büyük maliyet ve özellikle hukukunda da, biraz ağır işlediğini mutlaka. göz önünde bulundurursak. Tabii hem bizim ülkemizde de geçerli bütün dünyada, bütün dünyada da. Da öyle. artık e, yargı mercilerine gittikten sonra başka bir süreç başlayacak. Orada gerçeğin Temeline inebilmek için gerçek ve uzun soluklu bir inceleme evet. lazım. Bu incelemeyi yapmadan önce daha öncesinde mümkün olduğunca kendinizi acaba nasıl koruyabilirsiniz? Evet. Bizler hukukçu olarak sizi nasıl koruyabiliriz? Mesele burada. Evet. Önleyici tıp gibi. Önleyici tıp tıbba çok benziyor. Evet. Tabii. Evet. Sağlığınızı kaybetmeden gelebilmeniz önemli <laughs> olur. Hem maliyeti daha az. Mutlaka. Hem yani zamandan kazanıyorsunuz. Zamandan kazanıyorsunuz. Evet. Kendinizi ve eserinizi korumuş oluyorsunuz. En önemlisi ihtilafla daha fazla vakit kaybetmiş olmuyorsunuz. Sinir de yaşamıyorsunuz. Güzel bir şey. Doğru yani. tabii. Esinlenme, iktibas ve intihal e, başlığı var. Çokça karşılaşılan evet. bir konu. Sınırları İşten... ve alanları çünkü evet. daha farklı. Evet. İşlenme eser buna da biraz değinelim hocam. Tabii. Yaratıcılık, tabii. umutlu duruş ve hukuka sarılış başlığı hı hı. Ee, bunun. İşlenme eser ne anlama geliyor? İşlenme eser zaten olan bir eserde e, bu eserden başka bir eser türetilmesini söylüyor, evet. ifade ediyor. Ama bu yeni oluşan eser de kendi içinde bir orijinaliteye sahip olmalı. Yani ondan artık kopmuş ve bağımsız bir eser olduğunda artık işlenme eseri kabul etmiş oluyoruz. Evet. Bunun için de peki ne gerekir? Nasıl işleyeceksiniz eseri? Mutlaka yazılı izin almak gerekir. Bu yazılı izni… Asıl sahibinden. Tabii asıl sahibinden. Eser sahibinden ya da mirasçılarından ya da o an eser sahibinin hakları kimde bulunuyorsa mali hakları kendisinden bizler hiç sıkıntıya girmeden Olayı önleyin evet. ve her ne olursa olsun yazılı izin alın diye öneririz. Teliften düştüyse şey, eser? Orada 70 yıl kuralımız 70 var. 70 yıl içinde. 70 yıl içinde. Yine de bir kontrol etmenizde fayda var. Neden? Çünkü hiç o an düşünmeyeceğiniz şeyler olabiliyor. Örnek, dersiniz ki klasik müzikte Ebu Besteci hayatını kaybedeli yıllar olmuş ama öbür tarafta bir orkestrasyon var, bir düzenleme var. Evet. O düzenlemenin de telifi var. Yani şu evet. an dinlemiş olduğunuz konser salonlarındaki neredeyse bütün eserler için yine telif ödeniyor. Oradaki Mozart'a bakmıyoruz, Debussy olduğuna bakmıyoruz. Evet. Orkestrasyonun düzenlemesi için yeniden evet. ödeniyor. Evet. Adın belirtilmesi, biraz önce bahsettik. Adın bahsettik. belirtilmesi hakkı, kimlik, özgürlük ve Çok karşılaşılıyor, evet. çok karşılaşır. Genelde en ufak üretiminizde dahi mutlaka bahis açmanızı isteriz. Dipnot olur, o kişiye atıf olur ama adım belirtilmesi hakkı kullanılmış olması icap eder. Örnek bizim elimizde bir davada aynı şekilde. E, derginin kapağında fotoğrafçının fotoğrafını kullanıyorsunuz ama adını yazmıyorsunuz. Evet. Manevi hakkın ihlalidir. Peki sanat eserinde sahtecilikten bahsediyorsunuz. Bu da ayrı bir konu herhalde. Fikir Sanat Eserleri Çok kanun, Kanunu'nda evet. bununla ilgili bir şey var mı? Fikir Fikre Sanat Eserleri Kanunu'nda özellikle bir madde yok. yok evet. Ama belki de olmaması bizi başka bir yere götürüyor. Nereye? Türk Ceza Kanunu'na. Evet. Türk Ceza Kanunu'ndaki genel sahtecilik hükümleri, evrakta evet. sahtecilikle bir tutularak oradan bir inceleme ve sonuç görüyor. Evet. Fikri haklar açısından kültür politikaları. Birikim ve etkileşim. Yerel politikalara kadar gidiyoruz evet. öyle değil mi? Evet. Tabii. Ee, vergi konusu var. Vergi konusuna değinmişsiniz. Sanat eserleri. Ve tabii. Vergi. Mümkün olduğunca. Daha evet. azaltılırsa herkes kazanır. Tabii tabii. Kısa kısa Söylememiz bu. Çok kolay tabii. okuması da kolay. Müzayedeler ve hukuk var. Tasarım ve hukuk. Uzay küçük bir şey söyleyelim orada. Bakın ne evet. kadar önemli hale geldi. Bir önceki başlığa da atıf yapalım hem de. Evet. Ne dedik orada? Kültürel politikalardan bahsettik. Evet. E bugün bel e, büyükşehir belediyelerinde dahi görüyoruz öyle değil mi? Tabii. Gidip e, Christie's'den, Sotheby's'den gayet büyük ve Türkiye'yi de ilgilendiren eserlerin satın alındığını açık arttırmada en yüksek değerin ileri sürülerek alındığını görüyoruz. Bu aynı zamanda bize neyi gösteriyor? Kültürel politikaların aynı zamanda daha da ilerlediği, kültürel politikaların siyasetle ve parayla ve aynı zamanda gösterge değeriyle ne kadar bambaşka bir yola girdiğini gösteriyor. Evet, gösterge değeri de bambaşka bir konu. Oraya girersek çıkamayız. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet. Politik yolda yazdığınız bir yazıydı bu galiba. Evet yaratıcılık hukuku ve ekonomisi tabii başlıklı. Ee, sanat hukukunun yanında almamız gereken bir mevzu olduğunu düşündüğüm için yaratıcılık hukukuna vurgu evet. e, vurguda bulundum. Evet. Sebebi e, know-how'dan bahsediyoruz. Dediğiniz gibi marka hukukuyla ilintisinden bahsediyoruz. Yapay zeka hayatlara yeni girdi. Artırılmış gerçeklik aynı şekilde. Bakın danışmanlığını yaptım daha dün gittiğim yerde biz neyle ilgilendik? Yepyeni bir dijital sanat sergisi. Evet. Dijital sanat sergisinde o eserlerin kullanımında yazılı izin olacak mı olmayacak mı? Bunlar kimden alınacak? Meselelerimiz artık bunlar. Bu yazıda Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 2010 hı hı. yılındaki evet. yaratıcı ekonomi raporunda bazı Tabii. başlıklar var. Bu UNESCO'nun da çeşitli raporlarında yer alıyor. Hı. Yerel kalkınma ve kültürel kalkınma, Tabii. kültürel kalkınma olmadan, gerçek anlamda bir ekonomik kalkınma olamayacağına dair. UNESCO'nun çok fazla raporu. Hatta yazısı çok da güzel var. bir vurgu var orada aynı şekilde. Yaratıcı şehirden bahsediyor. Evet. Silikon Vadisi gibi. Evet. Ya da neden İstanbul'da böyle bir yükselişin varlığı kabul edilmesin? Sırf bir şehir bununla anılmasın. Zaten kökeniniz ve tarihiniz bunu gerektiriyor. Dikkat çekmek ve farkındalığı bu yönde de geliştirmek önemli. Ee, tabii bu, bu anlamda Anadolu çok büyük fırsatlar sunuyor Kesinlikle. ülkemize. Yani. Yaratıcı şehirlerinde bu anlamda desteklenmesi gerekiyor. Evet. Umalım desteklensin. Kimi destekler oluyordur ama bunların yeterli olmadığını rahatlıkla e, şey yapabilir, söyleyebiliriz yani. Tabii. Evet. E, marka hukukundan biraz bahsettik. bahsettik. E, marka hukuku ve sanat. Değerler ve simgeler Tabii taşıyor. Çok ilintili, çok bağıntılı. Evet. Şunu da söyleyebiliriz. Yeri geldiğinde bir davada sadece eserin hukuki koruması değil, biz burada marka değeri olarak da size katma değer kattık. Bu nedenle de ayrıca haklar söz konusu diyerek de bir savunma gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Güzel bir örnek verelim bununla ilgili. Biraz önceki evet. mevzumuza da değinmiş oluruz hem. Tamam. Fikri mülkiyetten bahsediyorsak ilaçtan da bahsediyoruz değil mi? Aşıdan da bahsediyoruz. Tamam. Koskoca bir şehir Almanya'da artık kiminle anılıyor adları? Uğur Şahin'le anılıyor, Özlem Türeci'yle anılıyor. Demek ki onların aşı ile ilgili fikri mülkiyet hak tartışmaları yapılırken buna da değinmekte de fayda var. Bir koca şehrinde katma değerini sağlayarak bambaşka bir yapıya kavuşmalarına sebep oldular. Belediyenin 50 milyonluk bir, yani rakamları, e, küsuratlarını bilmiyorum. 50 milyon dolarlık avroluk bir bütçeden şu anda 1 milyar evet, küsur Euro, dolarlık işte, avroluk bir. Evet, olmaz bir artı evet. değer. Ama evet. bunu söylerken ne demeliyiz? İşte hep o söylediğim tek bir açıdan bakmamak, pek çok açıyı değerlendirmek mevzusu burada devreye giriyor. O da nedir? Madem bahsediyoruz fikri mülkiyet haklarından, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıyı herkese taşıyabilmesi için bu yönde desteklenmesi ve yardımın yapılması evet. bütün dünya toplumlarının da sağlığının, iyiliğinin gözetilmesi evet. gerekir. Bir haktan bahsederken mutlaka özgürlükleri, hukuku ve diğer mevzulara da değinmeliyiz. Mainz şehriydi değil mi? Yanlış söylüyorum. Mainz şehri, tabii. Gutenberg'in evet, şehri aynı evet, zamanda. Evet. Orada bir buten, buten, buten bir buluş şehri de var. Değil evet, mi? Bir, Doğru. Bu şehri. Ee, evet. Yaratıcılığın kıymeti. Evet. Fotoğraf ve hukuk var. Bu fotoğraf Oo. konusu enteresan. İsterseniz biraz değinelim. Tabii değinelim. Şimdi tabii fotoğraf işte şu anda hı hı. mobil telefonlarımıza kadar tabii. girmiş bir teknoloji. Daha önce biraz daha işte negatif filmdi falan bunlar giriyordu işin içine. Şimdi Herkes fotoğrafçı. Şimdi olduğu için herkes fotoğrafçı. Doğru. Şimdi sanat eseri olarak bir fotoğraf... Hı hı söz konusu fotoğraf Tabii. ve foto, fotoğraf sanatı ve fotoğraf sanatçısından <laughs> söz edebiliriz orada. İşte biz de şimdi e, çekimden önce fotoğraf çekindik. Şimdi evet. de arkadaşlar çekiyorlar filan. Böyle hatıra fotoğrafları filan var. Bir Artık de... hayatın gerçeği. Evet hayatın de? gerçeği. Ama burada mesela şimdi çıksak şurada dışarıda bir fotoğraf çeksek kalabalıkta orada bir sürü insan yüzü var insan. Tabii. Evet ve başkaları onlar. Bunu yayınladık. Doğru. Bunun doğru. hukuku nedir? Hemen söyleyelim. Burada yine açılara bakacağız. Kimler var burada? Bir fotoğrafçının hakları var, bir de fotoğraflananın hakları var. Ya buna çok değinilir ya buna çok değinilir. İkisine evet. de değinilmeli. Fotoğrafçının hakları eser Bağlamında da değerlendirirsek yine aynı mevzu. Fotoğraf var mı? Fikir Sanat Eserleri Kanunu'nda var. var. Demek ki eğer hususiyet içeriyorsa fotoğrafçının hakları eser korumasından yararlanacak. Hususiyet içermiyor. O zaman ne olacak? Yine korunacak. Neye göre? Haksız rekabet koşullarına, kurallarına göre. Evet. Fikir Sanat Eserleri Kanunu'nda bununla ilgili de başlık var. Alelade fotoğrafların çekimiyle ilgili de bir başlıktan bahsediyor. Evet. Hadi bunu da aldık fotoğrafçının haklarından diğer tarafa geçtik. Neydi? Fotoğraflananın hakları. Fotoğraflananın haklarını neye göre koruyacağız? Bir kere kişilik hakları bazında değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Bunun tanımını bu şekilde gündeme getiriyor kanun. Türk Ceza Kanunu'nda korunuyor. Bununla birlikte Fikir Sanat Eserleri Kanunu'nda buna özel hüküm var. Fotoğraflananın hakları vardır diyor ve kendisi bu şekilde kişilik haklarına yine atıf yaparak korunacaktır. Eğer haksızlığa maruz kaldığını düşünüyorsa, kendi bütünlüğünün zarar gördüğünü düşünüyorsa o fotoğraftan kaldırılmasını isteyecektir. Yeri gelirse tazminata kadar gider. Gidebilir. <laughs> tabii e, çeşitli ticari amaçlarla çekilen fotoğraflar, Çok foto önemli. modeller Ekremi var. Gayet, Onların tabii. ücretleri ödeniyor falan. Ama bir pazar yerinde fotoğraf çektiğinizde bir evet. türlü izni alınmamış, diyor insan giriyor o karenin içine. Evet. Orada haber alma hakkıyla ilgili o başka, bir başka gazetecilerin bir, bir var. basının bir şeyi Sınır var odur herhalde. diyor. Sınır odur ha, diyor. Haber alma hakkı varsa imtiyaz tamam. var. Orada bir imtiyaz ama yoksa ya da gayesini aşıyorsa yine bakın maksada aşmaya geldik. Gayeyi aşıyorsa o zaman yine kullanamaz. Bu hususiyet konusu tabii çok derinine indiğinizde şöyle diyelim aynı pazar yerini siz çekseniz başka ben evet, çeksem çok güzel, başka tabii. çekerim. Yani Kadırcı değiştirir. Bu bir hususiyettir. Hatta biz bunu Yeditepe Üniversitesi'nde derslerde de çok gördük, inceledik. Ben sınav sorusu olarak bile sordum bunu. Oradaki mevzu şuydu. Peki daha önceki eserleri, daha önceki eserleriniz de sizin bağlamını oluşturur. Yaptığınız bütün eserlerin, evet. hazırladığınız her şeyin bağlamını oluşturur. Şu an birisi anlam veremez. Ama arkasına baktığınızda 15 yıl boyunca siz bunun zaten temelini hazırlamışsınızdır. Ona bile bakılmalı diyebiliriz. Ee, tabii bilir kişilerin işi biraz zor ama yani herhalde bilir kişiler hakkından, <laughs> e, altından... İlk laf olmadan olsa ne güzel diyelim. Evet. <laughs> evet, mimarlık ve hukuk konusuna da değinmişsiniz. İki tane başlık var. Çok önemli tabii. Uygarlığın yapı taşında adımlar ve mimarın hakları. Tabii, tabii. Ve aydınlatma gücü ve insanların mutluluğu şeklinde iki tane. Le Corbusier'in özellikle evet. değindiği meseleler olmuştu orada. Evet. Tabii buraya kadar gelmesinde mimarlığın, e eski mimarların da neticede bu bir birikim. Olaya böyle bakmak lazım. Aslında fikri mülkiyetin temelinde de bu var. Madem hedef insanlığın ileriye doğru gidişi, bunun dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yapılması o zaman burada bakacağımız mevzularda hep hakkın korunması ve daha ileriye gitmek yönünde. Şimdi şu da bir ilginç konu. Bunu da atlamamışsınız. Helal olsun. <laughs> Sağ olun. Ee, grafiti. O çok önemli bir konu. Evet. Haklısınız. Şimdi grafiti sanatçıları sokakta, kendi, Tabii. mülkiyeti kendilerine ait olmayan yerlere, evet, kesin, doğru. evet duvarlara ee, resimler çiziyorlar, öyle değil mi? Tabii Şimdi bunların Tabii. hakları. Tabii, şöyle bakalım, duvar sanatı dediğiniz gibi o kadar ilginç bir başlık evet. ve konu ki üzerine çokça araştırma yapılmış, çok keyifli, hatta çok farklı felsefi metinleri olan bir mevzu. Hı -hı. Amerika'dan başlayarak hatta daha da geriye gidelim, insanlığın tarihinden beri var. Tabii Mağaralarda mağaralar çizilen resimlere evet. kadar evet. buraya kadar gelen. Ee, burada bir Toplumsal kendi düşüncesini ileriye sürme metodu olarak ortaya çıkıp arka akabininde hemen sanata doğru giden bir yol söz konusu. Ee, buradaki temel nokta o duvar hangi duvar? O hayır, duvar hayır. özel mülkiyetin tabi bir duvar mı yoksa kamusal alan mı? Mesele kamusal alan ve özel mülkiyetten ortaya çıkıyor. Peki özel mülkiyetse ben yazılı izin alırsam onu artık yasallaştırmış oluyor muyum? Mesele buradan türüyor. Ama günlük hayat içinde hiç her şeyi sabit ve sınırlar içinde tutabilir misiniz? Hayır. Toplum ilerleyecek ve arkasından aynı şekilde kurallar da özgürlüklerin çerçevesini çizecek. Mesele bu. Burada karşılaşılan ihtilaflar da durumu şekillendirecek. Nitekim Amerika'da buna benzer bir dava gerçekleşiyor. Daha doğrusu davaya gitmeden bir ihtilaf var. Duvara resmi çizdiniz. Evet. E, geçildi karşısına reklam çekildi. Peki diyor ki, bu duvar sanatını gerçekleştiren kişi benden izin aldınız mı? Koskoca bir burada e, markanın reklamı yapıldı olacak mı? Bu, burada bayağı bir ihtarnameler gidip geliyor. Diğerleri de diyor ki böyle bir durumda bir dakika sen orayı çizdiğini söylüyorsun ama orası şehrin sen de izin almadın. Legal değil yani. Legal yaptırmış. değil diyor. Legal değil hatta ceza hukukuna tabisin böyle evet. bir durumda diyor. İşler karışıyor. Nereye kadar gidiyor? İhtilaf ancak uzlaşıyla çözülüyor. Bu bize neyi gösterir? Önce uzlaşıyla çözülebiliyorsa çözülecek, çözülmezse artık mahkemeye doğru gidecek. Şu an için hala bizim ülkemiz dahil duvar sanatında e, kabul olmuş bir sanat türü, yaklaşımı yok. İleride buna evrilecek mi? Tabii ki evrilebilir. Hukuk bu şekilde ilerleyecek. Dünyada? Dünyada da. E, henüz hala ceza kanunları da... Bununla ilgili bir e, dirençle karşı karşıya. Nasıl bunun arkasından dolanılıyor baktığınızda, İngiltere'yi düşünün. Gerçekten sokak sanatıyla pek çok şehre anılıyor. Kendi içlerinde bunu hallediyorlar. Yani yerel belediyeler, evet ben izin veriyorum diyor ya da yazılı izini gerçekleştiriyorlar kendi aralarında. Kendiliğinden bir legaliteye kavuşuyor. Yasadan önce toplum burada gerçekleştirmiş Banks de oluyor. Banksy'de bir legaliteye kavuşturdu onu. Ve ne kadar e, her gün bir evet. şey çıkıyor mutlaka Banksy ile ilgili biliyorsunuz. Evet. En çok bu doğrama hikayesi oldu müzayede de. Neydi müzayede de kendi eserini bir sene önce kadar, ha, evet, kendi evet. eserini içine bıçaklar İmhal, e, evet. bulunmuş eserini aynı şekilde imha edince dışarıdan bir uzaktan kumandayla bizim de konumuz gündeme geldi. Peki oradaki kişi? eseri satın alan bu eserin doğrandığını bilmeden alıyor. İstediğiniz kadar iddia edin iki katına, üç katına çıktı diye. Onun bir hakkı yok mu? Aslında itiraz edebilirdi. İtiraz ederse o zaman bu da yansıyabilirdi bir tazminat davasına. Gerek duymadı ve nasılsa daha fazla yol kat etti, eser de değerlendi diyerek o eserle ilgili bir ihtilaf söz konusu olmadı. Bu şekilde çözüldü. Orada aklında kaldığı kadarıyla ee, bilinçli mi değil mi bilmiyorum ama eser yarıya kadar şey yapıyor. Öyle oldu. Yani. Kendisinin beyanına göre Banks'in e, bozuldu. Ben cihaz şey. bozuldu diyor. Evet. Hepsinin ben imha edecektim diyor. Bunu bilmiyoruz. Oraya bakarsanız bu evet. şöyle de bir şey var. E, oradaki o kadar insanın e, güvenliği de söz konusu da diyebilirsiniz. Yani. Hukuk böyledir. Çok daha geniş düşünmeniz gerekir. Bıçakların yer aldığı bir eser içeri sokuluyor. Demek evet. ki güvenliğinde de bir problem var denilmez mi böyle evet. bir durumda? Yani evet. burada ilginç bir tenakuz var tabii. Şöyle ki duvara yapılan resmin yapılma eyleminin legal olmaması hatta cezayı evet. gerektirmesi onun bir sanat eseri olma hüviyetini değiştirir mi? Hukuken yani korumasını değiştirir. Evet. Çünkü sanat eseri kavramını kim inceleyecek? Sanat tarihi ve sanatçıları inceleyecekler. Evet. Yani. Ama hukuk neyin, burada hukukun konumu nedir? Evet. Ben senin hukukken yani koruyabiliyor muyum, koruyamıyor muyum diyor hukuk. Evet. E o zaman koruyamıyorsunuz. Meseleniz budur. Şimdi her sanatın, son dakikalarımız her sanatın bir zanaat tarafı var. Yani tabii, tabii. sonuçta resim çizecekseniz boyalara, fırçalara, tuallere falan ihtiyacınız var. Ve bunu kullanma yeteneğine ihtiyacınız var. Tabii. Ee, bunu e, bir sanatçı olmayan bir ressam da <laughs> çok güzel e, kullanır fırçayı, tabii, boya'yı. Tabii. Ama bir başkası da bunu sanat amaçlı yapar. Hı hı. Öyle değil mi? Şimdi e, edebiyat. Tabii. Yine sonuçta maliyeti çok yüksek olmayan bir e, <laughs> şey, sanat dalı. Sonuçta yazma yeteneği. Hı hı. Yetenek yetmiyor. Herkesde yazma yeteneği olabilir ama bunu sanat adına yapmak çok çalışmak da gerekiyor bir yandan. Tabii. Evet. Ya. Evet. Şimdi bir de kolektif yapılan eserler tabii. var. Sinema bunlardan biri. Doğru. Birlikte eser sahipliği olarak değerlendiriyoruz evet. onu. Şimdi birisi ve maliyetli işler. Çok. Yani Şimdi bir Doğru. yapımcısı var bu işin. Arkada bir şirket var. Dünyanın parasını aktarıyor bu işe. Doğru. Yönetmen var, senarist var, müzisyen var. Tabii. Oyuncular var. Doğru. Bir sürü teknik ekip de var. Şimdi burada e, eser sahipliği konusu. Tabii. Nasıl burada geçir? eser sahipliğinde sinemaya özel bir madde var. Ortak eser sahipliği olarak geçiyor. Evet. Yönetmen Aynı zamanda özgün müzik yapı, özgün müzikleri yapan ve de senarist hep beraber esere sahipler. Diğer haklar komşu hakları olarak yer alacak. Komşu haklar olarak yine de hakları var ve kendi haklarını koru, koruyacaklar. En güzeli nedir? Onu söyleyelim. Yine de sözleşme hükümleriyle teker teker herkesin hakkının güçlendirilmesidir. Bu ne zaman olmalı? Daha film çekimi gerçekleşmeden olmalı. Evet. Her zaman şunu söylüyoruz. Öncesinde, tam çekim sırasında ve sonrasında. Her zaman, her zamanı öngörür bir e, çalışma biçimi olmalı. Bu çalışma biçiminin aslında konunun her şekilde hem kendinizi hukuki koruma altında hissetmeniz için hem de açıkçası çalışma prensiplerinizi ve sözleşmenin konusunu dışarıda geçerli hale getirebilmenizin yolu bu sözleşme. Evet. Çünkü neye e, neleri fark ediyoruz biz bu durumda? Birisi diyor ki biz işin şu şekilde olmasını söyledik. Sinema eseri olabilir, mimari eseri olabilir, tasarım olabilir. Ama diğer taraf yo o şekilde değil, şunlar şunlar da vardı diyor. Daha çalışmanın konusunda problem var. Hı hı. Oradaki yanlış anlamaları gidermenin ilk yolu zaten sözleşme Ama bu e, eser sahipleri yönetmen, senarist Tabii. ve müzisyen olur. Özgün müzik. Oyuncular. Onlar komşu hak sahipleri. Komşu hak sahipleri. Evet. 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 Şimdi... E, bunun bir alt şeyine inerim? Reklam filmleri. Bunlar evet. siparişle yapılan Tabii. ticari işler. Yani Tabii. sonuç itibariyle reklam ajansları senaryosunu yazıyor. Reklam ajansındaki yazarlar senaryosunu yazıyor. Bir prodüksiyon şirketi işi alıyor, bir yapım şirketi. Hı hı. Sonra ona bir yönetmen ayarlanıyor. Doğru. Görüntü yönetmeni ayarlanıyor. Ve işte... Bir de müziği yaptırılıyor siparişle. Şimdi buradaki eser sahipliği durumu, hakların devri durumu nasıl gerçekleşiyor? Yine aynı şekildedir. Gerçek bir film gibi düşünün onu da. Çünkü orada da hususiyeti var. Bunu ille bu nedenle sanat eseri kapsamında tutmuyoruz. O bir eser. Eser sanat eseri değil. Tabii. Eser, eser ama sanat eseri Hususiyetini değil. içermesi de. yeterli. Hususiyet de şöyle çok fazla mesela reklam ajansı müdahil oluyor konuya. Müşteri müdahil oluyor. Aslında o hususiyet de şöyle bakmak darmadağın yani. oluyor. Yani. Artı eser türleri içinde geçiyor mu? En önemli ayrımımız o. E, Geç, eser türü içinde geçmeyebilir. Geçmiyor galiba. Onu eğer film olarak adetmezseniz yani. geçmez. Evet. Bu nedenle mümkün olduğunca biz ne deriz? Ya film olması ya belgesel haline getirilmiş olması Bu ya da kitaplaştırılmış olması gerekir. Bu gerek. reklam filmi ticari. Tabii. Genel de müşterilerle yaşayan yani reklam filmini yaptıranla yaşanan bir ihtilaf konusu. Bu. Tabii tabii. Abi parasını verdim. Daha ne istiyorsunuz benden? Tabii. Yani oysa dublaj sanatçısı. Tabii tabii. Telifini istiyor. Yani yıl e, değiştiğinde. Doğru. Üstünden yıl geçtiğinde özel sözleşmeler yoksa e, oyuncular istiyor. Yani sonuç. Bence projenin sahibi olarak reklam ajansı da bu durumda eser sahibi. Yani siz kendiniz niye proje olarak düşünmeyesiniz öyle bir durumda? Biz niye eser sahibi Bence onu, proje, diyelim? ben bunun savunulabilir olduğunu söyleyebilirim. Tamam, bunu, buna bir bakın da. <laughs> bir bakalım, savunulabilir. Ee, yani, neden? Çünkü bu evet. da bir proje olarak dillendirilirse, bu Değil şekilde mi? gündeme gelirse ve argümanları sıralanırsa tabii ki bu da bir eser olarak iddia edilebilir, savunulabilir. Tamam. De Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Herkese iyilikler verdiniz. dileyelim. Böyle bir zamanlı sağlık dileklerimizi söyleyelim. İyilikler evet. dileyelim. Güzel, mutlu yarınlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler haftaya yine burada olacağız, bekleriz efendim.